Zaten Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya Türkiye içinden de ciddi şekilde bir kuşkuyla bakış var. Uluslararası medya da buna çok kuşkulu baktı. Bu nedenle PKK'nin, PYD'nin, halk savunma güçlerinin yaptığı açıklamayı AFP ve Reuters acil koduyla abonelere geçti. Çünkü bu zaruri bir ihtiyaçtı. Öte yandan Avrupa basınına baktığımız zaman Avrupa basınında da ilk dakikadan itibaren Türkiye'nin iddialarının gülünç olduğunu söyledi. Örneğin dün Almanya'nın önünde gelen televizyon NTV şöyle bir haber yaptı. Kürtlerin bu saldırı yapması için bir neden yok. Türk tezine, Ankara tezine herkes kuşkuyla yaklaşıyor diye. Yani bu saldırıya ilişkin Türk tarafının resmi görüşü kuşkuyla karşılanıyor içte ve dışta. Birinci nokta bu. İkincisi görünen o ki Süleyman Soylu bu açıklama konuda tek başına kalmış durumda. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı da konuştu ama o bu saldırının kimler tarafından yapıldığı konusunda herhangi bir adres belirtmedi. Bu da gösteriyor ki yani Türkiye iktidar blokunda da iç çatışma bu arada da kendisini gösteriyor. Saldırının Kürtlerle bir alakası yok ama Kürtlere yıkmak istiyorlar. Kürtlere yıkarak Kobani'ye, Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik bir işgal saldırısı başlatmak istiyorlar. Ayrıca içte HDP üzerinde bir baskı kurmak istiyorlar. Ve bununla birlikte kendi iç saplaşmalarını bu İstanbul saldırısı üzerine yapmak istiyorlar. İstanbul saldırısı tıpkı 6-7 Eylül'de yani 1955'te Atatürk'ün evine bomba bırakılması gibi Türk Özel Harp Dairesi'nin bir organizasyonudur. Unutmamak gerekir ki yıllar sonra 1955'e ilişkin yıllar sonra Sabri 25 oğlu o zaman Özel Harp Dairesi ikinci başkanıdır. Yıllar sonra Siyah Beyaz Gazetesi'ne verdiği bir röportajda şöyle diyordu. 6-7 Eylül kontrgeneral mükemmel bir örgütlenmesiydi. Büyük ihtimal gelecekte de bu pazar gerçekleşen bu kanlı saldırıya ilişkin birisi çıkacak. Bunun böyle olduğunu söyleyecek.